Merhaba arkadaşlar, bugün 3. Kim'de Efe Dumancı ile beraberiz. Ben Gökçe Elmas. Ben Aslıhan Güneş. Efe Bey, nasılsınız Merhaba. Efendim? Öncelikle şöyle başlamak istiyorum programa. Batarken ufukta... Evet. Geçen haftaki konuğumuz Murat Akgüzlü'ye selam Aynen. olsun. Kendisini çok seviyoruz. Programı izledim, harika bir program olmuş. Bu haftanın daha harika olması dileğiyle efendim. İnşallah. Yani şimdi ayak yapmayalım yani. Az önce yok efendim bu daha başka olurlar. Ama ya biraz tabii evet. falanlar. Bunları tabii bir Murat Akgüzlü'yü de tarihten silmek istemiyorum tabii ki. Ona göre mütevazi davranacağım ama gene de tadına doyulmaz bir program olacak arkadaşlar. Evet, ben de öyle tahmin ediyorum. İnşallah. Buyurunuz aslanımızı da başlayalım. Evet Efe, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrardan. Zaten müzikle ilgilendiğini biliyoruz. Müziğe ilk nasıl başladın? Müziğe ilk nasıl başladım? Bu çok klişe bir cevap olacak belki ama hakikaten öyleydi. İlkokul, ortaokul çağlarımda ailemin televizyon karşısında şarkı söylemem ailemin çok dikkatini çekmiş. O zamanki pop sanatçıları, o dönemin çok ünlü televizyonda aktif pop sanatçılarını taklit etmem evin içinde çok dikkatlerini çekmiş. Sonrasında babamın düğün salonlarına, düğün orkestralarına beni yönlendirmesiyle oralarda başladım. Tabii o zamanlar lisede henüz tanışmamıştım, müzik okuluna girmemiştim. Onların yönlendirmesiyle, ailemi yönlendirmesiyle başladım. Sonra Güzel Sanatlar Lisesi'ne bir geçişim oldu. Ondan sonra işin okulla olan kısmıyla birleşince aldı başını gitti. İlk başlangıcım böyle oldu. Normalde düz liseydin, sonra Güzel Sanatlar Lisesi'ne mi geçtin? Hayır, yani müziğin içine ortaokulda girdim. Orkestraların içine ortaokulda girdim. Daha sonra ben tabii kendi o zaman yeteneklerimin ya da durumun farkında değildim. Ailemin yönlendirmesiyle Güzel Sanatlar Lisesi'ne giriş yaptım. Şimdi farkındayım demek istiyor yeteneklerimin. O zaman tabii o zamanlar bilmiyordum, bu durumları bilmiyordum. Tabii, bu kadar olacağını. Tabii. Ondan sonra Güzel Sanatlar Lisesi'ne girmemle yavaş yavaş müzik sektöründe ilerledik. Anladım. Sektörde kısa sürede para kazanma ihtimali olduğu için mi yoksa müziği sevdiği için mi aslında daha çok hangisi ağır bastı? Sektörde kısa sürede para kazanma ihtimalinin olduğunu bilmiyordum açıkçası. Hala da bilmiyorum. Yaşamadığım için kısa sürede para kazanmayı. Ama ya benim şöyle oldu. İlk başta canlı müzik sektörüne çok fazla isteyerek girmedim. Dediğim gibi ailemin tabiri caizse böyle ittirmesiyle girdim. Daha sonrasında yapabildiğimi fark etmek ve insanların beni takdirle ya da o yaşıma rağmen tebrikle karşılaması beni çok mutlu etti. Ve o yaş döneminde yani liseden bahsediyorum. O yaş döneminde kazanılan çok küçük bir para bile çok değerli oluyor. İhtiyacından çok daha fazlasını kazanınca o da tatlı geldi tabii ki. Kısa sürede para kazanmak tabii ki bu her iş için geçerli ama herhalde müziği bu kadar sevmeseydim yapamazdım. Zaten pek çekilecek de çile gibi durmuyor. Ya evet tabii ya bir de bizim sektörümüz müziğin birçok sektörü var. Gece sahneye çıkılan sektör, bu işin okul kısmı, konservatuar kısmı. Sadece konser üzerine çalışılan müzik sektörü, albüm ya da no name diye adettiğimiz, müzisyen diye tabir ettiğimiz sanatçılar yani bizler. Bu her sektörün her branşında, her kategorisinde farklı kazançlar oluyor ama kazancından ziyade Gökçen'in de dediği gibi çekilmezdi. Bu sevilmeden çekilecek bir iş değil. Özellikle gece hayatında sahne almak. Tamam. Peki o ses Efe? O ses, yani daha doğrusu Efe, o ses Efe, ona sonra geleceğim de. Hemen arayalım. O kısım yani o macera. O ses Efe. Nasıl karar verdin çıkmaya? Çıktın, ne oldu? Yani şöyle oldu. Aslında ben O Ses Türkiye'nin ikinci sezonuna katıldım. Zannediyorum bir kafeteryada oturuyorduk. Kafeteryada otururken ya katılır mısın arkadaşlarımın, şimdiki eşim o zaman kız arkadaşım. Katılır mısın, katılmaz mısın, hadi yapalım, hadi arayalım, hadi edelim demesiyle
Bir anda gaza geldik, bir başvuru yaptık. Sonrasında Adnan Menderes Üniversitesi'nde okurken Yeteneksizsiniz Türkiye'ye gelmişti. Oradan birileriyle konuştum. O ses Türkiye'ye nasıl başvurabilirim, nasıl edebilirim? Tesadüfte çok kısa bir süre sonra İzmir'de elemelerinin olduğunu söylediler. Belki o kadar kısa sürede İzmir elemesi olmasaydı şey yapamazdım, gidemezdim. Ya da o zamanki şevkim kaybolurdu, anlık şevkim. Çok kısa süre sonra olunca başvuru yaptım, gittim. Çağırdılar ve sonra turlarda ilerledik. Peki o bir tur süreci nasıl oluyor? Yani alındın, eyvallah. Devamı yani. Şöyle, tur süreci ilk defa çağrıldıktan sonra bant yayını çekilmeden bir gün öncesinde prova çekimi oluyor. Prova çekiminden sonra sana ne yapman ya da ne yapmaman gerektiğini anlatıyorlar. Ondan sonra programa çıkıyorsun. Beğenerek sen de o anki performansın güzel olursa da dönülüyor. Çok şükür bana döndüler. Evet, turlarda ben klişe bir soru soracaktım videonu izlediğim için. Hı-hı. Bugün hatta Mustafa Sandal'ı seçmişsin sen, evet, değil Mustafa mi? Evet, Mustafa Sandal. O ilk döndüğü için mi yoksa onu seçmendeki sebebi? Ya bu soru çok karşıma geliyor. Şöyle olmuştu. Aslında yarışmayı ilk izlemeye başladığımdan beri tarzımla alakalı, bir de o dönemin çok hala daha öyle, Murat Boz'un çok gündemde olmasından dolayı Murat Boz'u tercih edecektim. Ama İzmir elemesinde beni İstanbul'a çağıran vokal koçu Mustafa Sandal'ın vokal koçuymuş. Ben bunu bant yayına çekilmeden birkaç saat önce öğrendim. Zaten bu tarz şeyler gizli şeyler. Çok söylenmiyor. Beni çağıranın, yani ilk beni dinleyenin ve beni onaylayanın o olduğunu duyunca bunda bir hayır vardır diye düşündüm. Buradan da Sedef Palah izlerse çok selam söylüyorum. Kendisi çok değerlidir benim için. Mustafa Sandal'ın vokal koçuydu. Onun Mustafa Sandal vokal koçu olduğunu öğrendikten sonra ben daha çok Sedef Pala'nın takımını seçtim. Mustafa Sandal'dan ziyade. Onun takımında olmayı istedim. İyi ki de öyle olmuş. Peki ilk döndüklerinde ne hissettin? Vallahi bu soru bana o kadar çok soruluyor ki. İlk döndüklerinde yarışmada iki tane şeyi hiç hatırlamıyorum. İlk döndüklerinde ve son eleme turundaki o SMS oylamasındaki oy oranımı bekledim. O iki anı hiç hatırlamıyorum. O iki an bende yok. Yani ilk geçer performansıyla çıktım. Geçer performansını nasıl söyledim? Kim ilk döndü? Kim bana ne söyledi? O anın hiçbiri yok. Hepsi daha sonrasında ekranda izlediğimde hatırladığım gerçekten şeyler. Gerçekten heyecan var yani, değil mi? Çok çok fazla. Yani ben, izleyenler şu an görüyor beni. Esmer bir adamım. O an adeta bir kuzey ülkelerinden gelmiş gibi bembeyaz. Yani çok çok yoğun. Bir de tabii şu an 8. 9. sezonu televizyonda izledikçe insanlar çıkmadan bile tecrübe edinip daha rahat performanslar sergiliyorlar. Benim bir de 2. sezonuydu. Artık Star TV'den, özür dilerim, Show TV'den Star TV'ye geçiş sürecinin en şaşalı dönemlerinden biriydi o sezonlar. Heyecanın has safhada olduğu zamanlar. Şimdiki gibi birçok genç arkadaşım katılmamıştı. Birinden tüy alabileceğimiz bir şey yoktu. Çok spontan bir ortamdaydı. O çok unutulmaz bir andı diyeyim, yani öyle söyleyeyim. Peki en, yani başlangıç sürecinden sonrası için söylüyorum. O elenme dönemi, yani elendiğinde ne hissettin? Ya ben şey okudum hatta, elenme döneminde son iki oyla mı dediler ki? Şöyle. Orada bir şey olmuş, hani bazı izleyici, yani hayranların diyeyim artık, hani SMS'lerin gitmediğini falan yazmışlar. Evet, yani şöyle, elendiğim gün canlı yayın programıydı. Yarışma bitmesine iki hafta vardı. Diyorum o kadar heyecanlı süreçler ki hafızamı zorlayınca hatırladığım şeyler. %51'e 49 elendim ben. %1 oyla, yani 2 oyla elendim. Sonrasında şöyle bir durum oldu. Çeyrek finalden yarı finale geçerken elendim. Yarı finalde elenme olduktan sonra final haftası Acun Ilıcalı yemek düzenledi stüdyosunda. Stüdyosu dediğim şato stüdyosunda. yani bütün çeyrek finalistlerin, ben çeyrek finalistim, onların da dahil olan, canlı yayına dahil olan herkesi yemeğe çağırdı. Şöyle bir durum oldu, SMS ile alakalı başımdan geçen anıyı anlatayım size.
Benim başıma gelen birçok kişinin başına gelmiş. Çeyrek finalde, yarı finalde elenen herkes. İşte Acun abi, bizim mesajlarımız geri gitti. İşte kabul olmadı, nasıl olacak? İşte haksızlık olmadı mı? Acun olacağı da bu kendisinin elinde olmadığını, zaten aşağı yukarı bütün oy oranlarının arasında çok büyük farklar olduğu için atılan SMS'lerin karşılığı olsa bile aşağıda kalan kişinin bir üste geçemeyeceğini, daha yüksek oruna geçemeyeceğini bahsetti o sırada ve yuvarlak bir masada oturuyorduk. Tesadüf, ben burada oturuyorum, yan sandalyemde Acun Ilıcalı oturuyordu, yani benim yanıma oturdu. Yani o an hiç sohbete katılmamıştım. O an dönüp Acun abi ben 49'la eğlendim. Benim de birçok SMS'im geri döndü dedim. Orada evet seninki biraz kötü oldu. Kötü olmuş, sen oydun değil mi dedi. Evet dedim. Seninki biraz kötü oldu dedi. O günden sonra Acun Ilıcalı. Acun artık benim için Acun oldu. Anlıyorum. Yo yo. İzliyorsa selamlar Acun abi. Saygılar hatta diyeyim. Acun Bey oldu. Yarışmadan sonra Tarık Sezer orkestrasıyla çalıştığını biliyoruz. Neler yaşadın? Yani o süreç şöyle oldu. Yarışmadan elendikten 3-5 ay sonra, zannediyorum 6 ay geçmemişti. Gene Mustafa Sandal'ın vokal koçu Sedef abla aradı. Yarışmada güzel performans sergiledin. Tarık Sezer Orkestrası pop solisti arıyor ekibine. 5-6 solist çıkıyorlar. Bayan erkek karışık bir bant orkestrası. Bizimle birlikte çalışır mısın dedi. Hiç unutmuyorum, Tarık Sezer'e telefonu verdi. Kendi telefonundan aramıştı. Ben de uçarak mı geleyim yoksa hemen yani ilk otobüsle bir uçakla mı geleyim demiştim. 2 sene onlarla birlikte çalışma fırsatım oldu ve benim için çok önemli 2 yıldı. Yani adeta bir okul gibiydi orası. Çok kıymetliydi. Sahnede nasıl durulur? Şimdi Gökçe'de tiyatro ile ilgilendiği için muhakkak kendi branşında çok sahne sırasında tiyolar vardır. Nerede nasıl durulur, nereye karşı oturulur ya da nereye karşı konuşulur gibi. Biz de aynı şeyin müzik orkestra anlamında eğitimini aldım diyeyim. Çok şey öğrendim onlardan. Hepsi birbirinden ünlü sanatçılarla çalışıyordu. Aralarında en müzikal anlamda söylüyorum, vasıfsız bendim. Ama benim için adeta böyle müziğin bir milli piyangosu gibi oldu. Abi bu Çok da resmen tatlı şey oldu. işte Müjdat Gezer'in yakınından birinin beni arayıp da Gökçe benimle çalışmak istiyor Yani musun falan demesi gibi bir evet şey yani yani. o ayarda bir şey oldu. Tabii ki bir de Tarık Sezer'in son yıllarda zaten çok uzun yıllardır tanınan bir sanatçı, müzisyen. Bir de o yıllarda O Ses Türkiye ile müzikle alakası olmayan insanların da hafızasında yer ettiği için benim için ayrı bir önemi oldu. Çok güzel günlerdi. İyi ki de gitmişim. Ama tabii ki İstanbul şartları ve o zamanki durumlarım tekrar memleketime dönmemi gerektirdi. İyi ki de döndüm. Yani yaşadığım hiçbir olaydan pişman değilim. O 2 senede benim için kıymetli bir 2 seneydi. En güzel. En güzeli. Aynen. Yani pişman olmaman tabii ki de. Bu arada Can Manay bardağıyla su içersen. Aynı şekilde içeceksin Bu suları özellikle istedim ama. Titri. arkadaşlar. Bardakları. Can Manay bardakları çok kıymetli. Bir fide bir de üçüncü kim programında var lütfen. Aydın'da yaşıyorsun ama şehir dışı sahnelerde bol bol şehir dışı sahnelerde bol bol gidiyorsun sanırım. Evet. Bu senin için zor olmuyor mu peki? Evet zor oluyor. Şöyle zor oluyor. Ben 2 sene önce, 2 seneyi çok az bir süre aşkındır, evliyim. Evlendikten sonra tabii ki evde eşimi çocuğum da olmadığı için yalnız bırakmak biraz zor oluyor ama az önce dedik ya kısa sürede çok para kazanmak. Dolandıkça kısa sürede çok daha güzel paralar kazanıyorum. Yo işin şakası. Çok şükür talep edilmek çok güzel bir şey. Yerel bir şarkı söyleyenim, müzisyenim. Herhangi bir albümüm yok. Bundan 7 yıl önce, 6-7 yıl önce O Ses Türkiye maceram var. Aslında unutulmaya yüz tutmuş bir macera. Üzerinden çok farklı sezonlar geçti, çok kişiler geçti. Ama çok şükür her şeye rağmen kendi çevremden, kendi şehrimden hariç yerlerden de çağrılıyorum. Özellikle Ege bölgesine çok dolaşıyorum. O beni çok mutlu ediyor. Sevilmek güzel. Sahnelerden memnunum. 6-7 yıl oldu mu ya? Tabii 2012-2013 o sezonda. Abi resmen yaşlanıyoruz o Evet. zaman ya gerçekten. 2013 6 yıl oldu ama
İşte çok çok güzel yıllardı. Hala daha da ekmeğini yediğim. Ya sana bir şey ifade itiraf edeyim mi? Biz seninle o zaman tanışmıyorduk. Sırf aydınlısın diye ben sana SMS attım, biliyor musun? İşte arkadaşlar, yani burada... Bir de bizden dedim olsun ya. Niye yani aydın mı dedim abi yani? Kimin programına katılmamdaki sebep değil. Bunu hep bu ana kadar sakladım. Yani %51'in 49 elememdeki tek sebep Gökçe'dir arkadaşlar. Çünkü 5 SMS daha atsaydı %51'i ben alıyordum. Ya da yani. O uğursuz mesaj attığı için gidenler geri geldi falan diye. Yani Gökçe mesajları kitlemiş arkadaşlar. Maalesef o yüzden bugün yarı finale geçilmeliyim. Yo yo, çok teşekkür ederim. Yani o gün, o zaman diliminde çok güzel şeyler duymuştum. Seni tanımıyoruz ama Aydınlı olman, Egeli olman bizi çok etkiledi. İşini severek yaptığın, sahnede güzel şarkı söylediğin gibi çok güzel iltifatlar duymuştum. Teşekkür ederim. Keşke biraz daha atsaydınız. Değil mi ya? Ne diyelim, %51'e 49. Annemle babam bile nefret ederler o tarz programlardan. Hı-hı. Bizimkiler bayağı şey hala böyle işte. Caz belgesel. Gerçekten öyle. Hala belgesel izleyen tiplerden böyle. Saçma sapan kanallarda saçma sapan klasik filmleri falan izliyorlar. Sen o dönemde mesela O Sestesin diye, babam aşırı milliyetçi bir adamdır. Dur bir dakika ya, Aydınlı varmış bu bölümler, izlenecek falan filan deyip mesela izliyorlar. Sağ ol, o SMS attı mı? Babam mı? Asla atmaz. İnanmıyor çünkü. İşte söylediğim gibi arkadaşlar, Gökçe ve ailesi yüzünden. Babası atsaydı bugün çok daha farklı olacaktı. Bak bir de o durum var biliyor musun o tarafta? İnanmama. Yani bu SMS'ler gerçekten gidiyor mu? Ben bu adama oy veriyor muyum? Evet evet. Bu kumpas mı? Evet. Böyle bir saçmalık yani, var mı falan? Şimdi... Yani kayıtlı mıyız? Ya tabii ki. Ben ilk yıllarda ben de aynı soruları düşündüm. Hak ettim mi elenmeyi, hak etmedim mi, ama şöyle düşünmek lazım. Şimdi programı çok böyle O Ses Türkiye üzerine konuşuyor gibi yapmayalım ama şöyle konuyu kapatayım. Çok yüksek maliyetli programlar bunlar. Ulusal kanallarda yayınlanan ve müzisyen ya da sanatçı çıkarmaktan ziyade rating üzerine, yani o günkü ratingler içerisinde, kanallar içerisinde birinci olmayı hedefleyen programlar olduğu için, sanatçı çıkarmaktan ziyade, o yüzden çok da fazla yadırgamamak lazım bu tarz durumları. Çok yüksek paralarla dönüyor, çok ünlü Aynen. kişiler çalışıyor. Yani orada bir müzisyen çıkarmaktan ziyade bütün amaç rating. Bu da çok doğal yani. Show business zaten bunun çok büyük öncülerinden artık dünyada Acun Ilıcalı. Belki izler de biraz daha övüyüp ilerleyen zamanlarda bunlar yolsu olarak dönebilir. Yani o yüzden çok da pişman değilim. İyi ki katılmışım ve iyi ki bugün buradayım. Yani güzel tabii canım. Ben olsaydım herhalde ben de pişman olmazdım. Bir daha olsa katılır mıydım sorusu çok geliyor. Katılmazdım. Yani bir kez daha herhangi bir yarışmaya katılır mıyım? Büyük konuşmuyorum ama herhalde katılmam. Neden? Çünkü yani aslında çok hoşuma gidiyor. Bunu şey anlamında söylemiyorum ama O Ses Türkiye, Efe, O Ses Efe olarak insanların beni tanımasındansa Efe Dumancı olarak tanısınlar. Şimdi X faktör Efe, O Ses Türkiye Efe, işte bilmem ne Star Efe. Ya yani bu tarz bir lakap takılmasındansa Efe Dumancı olmayı tercih ediyorum. Şu an yıkıldım ya. Ben bu videonun ismini O Ses Efe koyacaktım abi. Hayır. Şu anlamda tabii ki O Ses Efe olmaktan çok mutluyum. Şimdi nankörlük olmasın. İnsanın hayatında her zaman bu şeyler karşılaşılmıyor bu tarz şanslarla, ama benim anlatmaya çalıştığım şey sürekli yarışmalara katılmak. Yani birçok kişi görüyorum. Bir yarışma açılıyor bir kanalda, oraya çıkıyor. Bir yarışma açılıyor, hemen oraya çıkıyor. Yani tabii ki insanların kendi tercihi beni ilgilendirmez, ama ben kendim olarak yarışmadan yarışmaya koşan biri değil de bir yarışmada adam akıllı bir derece yapıp orada zirvede bırakmak. Ki yaptığın derece daha yani, sağlıklı bir şey değil şimdi. Zaman dilimi ve derece olarak çok şükür işler yolunda Aynen. gitti diyelim. Öyleydi. Sporla aran iyi. Yani enteresan bir şekilde bütün bu yoğunluğun arasında onunla ilgilenecek evet. zaman... buluyorsun yani. Sporla aramın iyi olduğunu en iyi sen bilirsin. Her hafta yaptığımız Ozan'la, Ozan Gökçe'nin eşi arkadaşlar. Şu an backstage'de, sahnenin geri tarafında. Ama galiba lavaboya gitti. Şu an burada yok kendisi. Ozan'a da buradan selam. Çünkü bunları sonrasında izleyecek. Evet, sporla aram iyi. Hangi takım tuttuğumu biliyor musun? Araştırdın mı? Biliyorum, evet.
Fenerbahçe. Koyu bir Fenerbahçeliyim. Evet, birinin alkışı, birinin sonu. Aslı besleniyor şu anda. Evet, Fenerbahçeliyim Aslı. Senle devam ediyorum diye. Ya evet, koyu bir Fenerbahçeliyim. Bizde Fenerbahçe sevgisi aileden geliyor. Özellikle abim. Fenerbahçeli olmamı şöyle anlatayım, siz sormadan hatta. Bir gün Ece Erken'in Sabah Şekeri diye bir programı vardı. Galatasaray'dan, şu an ismini çok da fazla anmak istemediğim bir oyuncu katılmıştı. Ben de işte bu oyuncuyu çok seviyorum, ben Galatasaraylı olacağım dedim. Abim Osmanlı tokadı diye tabir ettiğimiz tokadı yüzüme oturtunca o gün Fenerbahçeli oldum. Gerçekten mi? Tabii tabii, ben bir tokatla Fenerbahçeli oldum. Tabii. Bir tane tokat ben atayım mı? Yo, o dönemi geçtik ama artık Fenerbahçeli'yi değiştirmem çok zor ve parayla pulla değişilecek bir sevgi olmadığını düşünüyorum Fenerbahçe. İyi ki de o tokadı yemişim. Ama ya, bir şey söyleyeyim, siz biraz holigansınız abi. Fenerbahçe siz, olarak mı? Aslı ve ben olarak mı? Taraftar olarak, Fenerbahçe taraftar olarak. Ya şöyle, ama tabii şimdi biraz spordan konuşalım. Spordan izleyenler de hem buradan faydalansın. Fenerbahçe, ben son zamanlarda İlker Ayrı'nın lafını çok beğeniyorum. O da senin takdir ettiğin oyunculardan da, evet, eminim. Ben çok aynen beğeniyorum. Müjdat Gezün'ün üvey oğlu diye adlediliyor. O zaman İlker abi falan diyor. İlker abi ya, buradan arkadaşlar. Ben çalışırım yani. Şartları zor. Bakın, ünlü olabilmek için Acun Ilıcalı'yı konuştuk. İlker abi, Müjdat Gezen. Ya daha ne yapalım? Biri bizi görsün arkadaşlar lütfen. Şaka bir yana, İlker Ayrı'nın lafını çok beğeniyorum. Ben takım tutmuyorum. Ben Fenerbahçeliyim diyor. Takım tutmak başka bir şey, Fenerbahçeli olmak bambaşka bir şey diyor. Aman. Ben o lafı çok beğeniyorum. Tabii ki her rengin kendine sevdası çok başka. Ama Fenerbahçe'nin bu son yıllarda geçirdiği başarısız tablo, bazen krizi avantaja çevirmeli böyle büyük kulüple. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon ya da şampiyonluğu olmasa Gençler Birliği gibi çok eski kulüpler, çok köklü kulüpler, krizi avantaja çeviren takımlar. Ben son yıllardaki Fenerbahçe'nin başarısızlığının çok ileriye dönük güzel günleri göreceğini düşünüyorum. Yani dibi görmeden zirve biraz zor denir ya. Onları düşünüyorum. Ben çok ilgili değilim biliyorsun ya, futbolla falan, ama şöyle de bir şey var ama yani ben Galatasaraylıyım üstelik. Efe, aslında bir şey İngilizce söyleyeyim mi? Ama halı saha maçlarını kaçırmıyorsun. Bir dakika. Yok, başka bir şey söyleyeceğim. Bana saldırmayacağım. Sakin ol. Arkadaşlar birbirine düşündü. Farkında mısınız? Sen de bir Fenerbahçelisin artık. Benim eşim. Ben eşten Fenerbahçeliyim. Eşten. Benim de eşim. Tabii bak, onu da anlatayım size. Ben eşimle ilk tanıştığımda, ilk süreçlerde kendisi benim Fenerbahçeli değildi, öyle söyleyeyim. Ondan sonra sevgili olduktan sonra ben dedim Fenerbahçeli olursam bu iş tamam. Gerçekten bunu yani, dedin mi ya? Bugün Fenerbahçeli olursan biz dedim artık hayatımızın sonuna kadar mutlu olacağız. O gün canı yürekten Fenerbahçeli oldu. Ve az önce şuraya bağlayacağım. Fenerbahçe'nin bu son yıllardaki 3 Temmuz krizleri, kötü dönemleri, eski başkanın işte içeri girip çıkması, uzun yıllarda Fenerbahçe'nin kötü dönem geçirmesi krizi avantaja çevirdik. Yani benim eşim bile o yıllarda Fenerbahçe'nin tüm kadrosunu çok iyi bilip, ezbere bilip, o dönemki spor haberlerini çok sıkı takip etti. Yani o dönem ciddi bir Fenerbahçeli oldu. Onu diyecektim ben de. Aslında üstü oynamak gibi bence Fenerbahçe'nin şu son dönemdeki. Evet, evet. Siyasi bir dönem var. Yani bence de öyle. Gerçekten bence kötü olamayacak bir kulüp aslında. Bence hani de Fenerbahçe falan değilim ama net görebilirim. Bence sen de yani artık doğru söylemelisin. Hadi itiraf etmelisin. Yani futbolla aram iyidir. Fenerbahçe'yi seviyoruz. Tüm kulüplerimizi seviyoruz. Hepsi birbirinden değerli ama Fenerbahçe tabii başka bir şey. Daha değerli. Tekrar. Muhakkak. Efe, belediye konservatuvarında şan eğitmenliği yapıyorsun. İşinin bu kısmını da seviyor musun peki? Aydın, evet. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde aynı zamanda çalışıyorum. Orada konservatuvarda eğitmenlik yapıyorum. Şan eğitmenliğini seviyorum. Öğrencilerle birlikte olmayı seviyorum. Gökçe'yle bir türlü derslere devam edemememiz. Ben de olmayı seviyorum. Bu kriteri parçalanabiliyor ya. Hakikaten yani müziğin içinde
ve sesle alakalı olduğu için şan eğitimini seviyorum. Şan eğitmeni demeyi sevmiyorum kendim ama şan üzerine insanları teşvik ediyorum diyelim. Şan eğitmenliği çok daha meşakkatli. Yo, niye kibarlık yapıyorsun? Sen sana öğretmensin. Teşekkür zaten. Ederim. Yani onu geç. Bizim biraz sahne hayatımızla daha çok ön planda olduğumuz için insanlar dışarıda daha çok bizi verdiğimiz eğitimle, hocalık ya da öğretmenlik neyse ondan daha çok müzisyen, sanatçı, yerel sanatçı kimliğimizle tanıyor. İkisi de benim çok hoşuma giden meslekler. Benim için hiç problem yok. Şan eğitmenliği gündüz, tabii gece sahneleri, gündüz mesaisi o biraz beni zorluyor tabii. Ama ikisi de birbirinden çok keyifli oluyor. Çok güzel oluyor. Bu yaz dönemindeyiz şu an tabii. Derslerimiz yok. Gökçe'yle de dersler yapamıyoruz. Bana yan yan bakıyor. Ya ben bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi biz Efe'yle ilk derse başladık. İşte şeydi, neydi o? Diyafram işte çalışıyoruz falan filan. Olay da şu, ben sahnede sesim kısık kalıyor. Diyaframımı değil, gırtlağımı kullanıyormuşum sahnede bağırırken. Evet. Mesela 1,5 saatlik bir tiyatro oyunundan sonra 2 hafta falan boğazım ağrıyor tabii. Gırtlaktan bağırdığım için falan. Neyse biz derslere başladık şimdi Efe'yle. Şeylere geldik. Bu piyanoda işte na 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 falan filan ses çıkarmaları. Ses açacağız. Şimdi dedi ki ben sana nota basacağım. Sen de dedi nota sesi çıkartacaksın. Dedim saçmalama. Daha önce yapmadım ki ben böyle bir şey. Nasıl yani dedi, nota bilmiyorum. Yok. Ama o kadar güzel söylüyor ki. Hayır ya dedi. Başa saracağız yani. En başa saracağız. Sonra zaten şey dedi, ondan dünya bir toz buldu. Zaten yani. Ondan sonra askıya alındı biraz. O ben buna nota öğreteceğim de bilmem ne falan. Gökçe'yi rehberden sildim arkadaşlar. Yok ya. Yani kış döneminde devam edeceğiz tabii ki canım. Şu an yoğunluktan dolayı. Her ikisini de seviyorum. Sorun öyle cevap vereyim yani. Gündüz işi de gece işi de benim için kıymetli. Albüm var mı albüm? Single yapacak mısın? Albüm var mı albüm? Albüm var, hemen yanımda Tarkan'ın bir eski albümünü size ediyorum. Albüm yok. Albüm şu an için şöyle yok. Gündüz Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde şu an çalışıyorum. Gece sahnelerim var. Kendi canlı müzik işletmelerinde sahne alıyorum. Eskiden çok daha farklı hayallerim vardı ama herhalde bu İstanbul'daki o zorlu hayat süreci benim çok gözümü korkuttu. Bir de çok çok şükür mutlu bir evliliğim var. Yaşadığım hayattan çok memnunum. Çevremden, arkadaş çevremden çok memnunum. Şu an için yok. Ama buradan bütün prodüktörlere sesleniyorum. Bütün yapım şirketlerine. Beni kaçırmak istemezseniz düşünebilirim. Tekliflerinize bağlı. Peki o İstanbul süreci? 2 yıllık? İstanbul süreci Tarık Sezer Orkestrası ile çalıştığım süreç. İstanbul'u çok istiyordum üniversitede müzik öğretmenliği bitirdikten sonra ama İstanbul'un çok zor şartlarda olduğunu sadece dilde biliyormuşum, yaşayınca gördüm. İstanbul benim için çok yorucu bir süreç oldu. Hatta bir gün bir sosyal medyada paylaşım yapmıştım. Yaşadığım semtin meydanına çıktım. Acun Ilıcalı'yı etiketledim. Gene Acun'u etiketleyip işte gerçek survivor burası. Çünkü bir sokağı bitirmek onların bir parkurundan çok daha zorlu bir süreç oluyor. Mecidiyeköy'de yaşadım, Şişli'de. O yüzden İstanbul benim için çok zor bir süreç oldu. İyi ki de döndüm. Hem memleketime, memleketimin belediyesine hizmet ediyorum. Hem de Ege bölgesinde sahnelere çıkıyorum. Keyfim yerinde. Albüm, single. Bakalım hayırlısı. Şans diliyorum. Yap. Single yap bir tane. Yap. Bunun için çağırmışlar beni değil mi? Yap be yap, falan. Single. Yap be falan diye. Yani öyle. Bu arada benim size sorum var ya. Ben de size soru sormak istiyorum. Sor bakayım. Şimdi ben bütün videoları izleyemedim arkadaşlar. Yaz döneminde yoğun sahneler olduğu için özellikle Murat Akyüzlü'nün videosunu izlemek istedim. Ben de bugün yanımda Yıldız Silve taklidi getirdim. Onu Bülent Ersoy taklidine kadar biraz da onu yapacağım. Size sorayım. Siz nasıl arkadaş oldunuz? Nasıl bir süreç bu program işine başlamak kimin aklına geldi? Biz nasıl arkadaş olduk? Biz çok evet. Sıcak Efe. Evet. Şöyle. Biz lisedeyken arkadaş olduk. Bakın bu ilk değil mi size? İlk defa. Evet sonra. Gerçekten. Arkadaşlar bütün ilkleri bende yaşarsınız. Devam ediyoruz. Biz ilk lisede arkadaş olduk. Ama farklı liselerdeydik. Evet. Biz okul gibi 6 yıl aynı dershaneye gittik. Niye öyle bir şey yaptık bilmiyorum ama yani babam herhalde... 6 yıl aynı dershanede okulu mu uzattınız? Yok yani 8. Okul... sınıftan
işte şeye kadar dershaneye gittim ben. Şeye kadar. Ben 3 sene ya. Ha, son aynı şeydi, sonuçta aynı. O da babam şey dedi herhalde yani. 6 mı 3 mü? Ben altı. Bu 6 senedir gidiyor ama ben 3. Son 3 sene gidiyorum. Sonuçta yani. Beraberdik yani. Babam şey dedi herhalde yani, bu çocuk salak dedi herhalde. Diyorsun ki onun dersleri öğrenmesi için 6 sene ihtiyacı var, benim sadece 3 senem yeter. Ha, bunu demek istiyorum. Bir şey mi demek istiyorsun? Hayır, onu demek istiyorum. Anlıyorum. Arkadaşlar haftaya ikinci kim olarak devam edecek program belli oldu. Öyle arkadaş olduk. Aslında ilk bakarsan birbirimizden nefret falan etmiştik. O kadar yani, çok konuşuyor ki yani evet. Belki şahit olursun yani, genelde de aynı yerdesiniz zaten sanırım. Yok ya, çok aynı yerde. Yok, o kadar çok konuşmuyor aslında. Evet. Değil mi? Yani şimdi o kadar çok konuşan insana bazen de boş konu, bazen boş değil, çok abarttığı için çok abarttığı için bazı şeyleri, bir de bizim evlerimizde yakın. Bardağı yani, anlatacaksan ben bu testi yaparım anlatırken. Niye öyle yapıyorum bilmiyorum yani. Evet, bugün 3. kimi final sahnesini çekiyoruz. Final bölümüydü arkadaşlar. Haftaya Efe Dumancı ve Kim olacak. Evet, sonra? Şeyi anlatayım. Mesela evlerimiz de yakındı. Ben evden çıkıp Gökçe'ye alıyorum ya, sabah zaten saat 10'da ayrılmışız. Yani akşam. Şimdi yatmaya akşam, o yatmaya gidiyor, çünkü ben evde. Sabah çıkıyoruz saat 8'de. Evden alıyorum ya, bir insan, ya ne kadar ya, uyudun ya, bir saat sonra eve gidip uyudun. Sabah aşağıya iniyor, kapıyı açıyor, günaydın diyor, bir başlıyor konuşmaya dershaneye kadar ama. İnanılmaz bir şekilde hiç susmuyor. Ve ben de tabii böyle... Artık bir süre sonra dinlemiyorum, bir yerde kulaklık falan, tamam. Onu fark ediyor, sorduğum çekiyor. Sorduğum soruya sadece Aslı'nın cevap vererek aynı zamanda da Gökçe çok konuşuyor diyerek açıklama ya, yapması da enteresan bir yönü oldu. Ama işte bak, ben hep bunu anlatmak istemişimdir ya. Evet, bunu anlatmaya çalışırken Gökçe'nin konuşma şeyini daha çok geçerek Gökçe birinciliğe yükseliyor, Aslı birinciliğe yükseliyor. Bu da şöyle yani, zaten ben gerçekten çok yapmak istiyordum böyle bir şeyi. YouTube sektörüne girmek istiyordum. Evet, neden girmek istiyordum? Süper. Yani bir şeyler ifade edebileceğimin farkındayım. Bunun ciddiyeti yani. Su bardağı bir anda bırakıldı. Ya bir de ben çok şeyden dolayı çektim. Felsefe öğretmeniyim ben. Hep kendi mesleğimi çok yapmak istedim. Yapamadım, atanamadım felsefe falan filan. Evet. Şöyle. Can Manay bardağından. Evet. Doğru. Ve yani... Meslekler, insanların hayatlarında ne yapmak istedikleri ve her zaman şu üst tabaka ünlülerin hayatlarının enteresan olduğu değil de aslında böyle yerel şehirlerde yaşayan insanların hayatlarının daha farklı olduğunu izletebilirsem ne ala. Mesela tamam, dalga falan geçiyoruz da Akyüz'ün hayatı yani, adam evet. Imam ve şarkıcı abi yani, hani marjinal bizdik. Evet, işte doğru. Adam marjinal yani. Doğru. Ya da sen şu anda lokasyon olarak ünlüsün, ne yapsan burada? Ege bölgesinde evet, ünlüsün. Doğru falan diyor. Öyle ama yani daha da gösterebilirsek farklı farklı hayatları böyle. Ne bileyim, ben buna hedefliyorum. Çok yani. Güzel ya. Süper. Aynen öyle. Başarılarınız ya. Daim olsun. Teşekkür arkadaşlar. Ederim. Şu an konuyu dağıttım ben. Evet, evet. Bilir miyim yani? Sorularına. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Burayı çok beğendim, biliyor musun? Evet. Bu programı yetiştiremedim ama sözüm olsun, buraya çok güzel bir hediye göndereceğim. Ay çok sevinirim. Evet, güzel bir hediye göndereceğim. Buraya güzel, bakayım şöyle de, tamam, yerimi belirledim. Buraya güzel bir hediye verince bunları çok beğendim. Çok peki güzel. Bir şey söyleyeyim sana, şu Sedef'in hediyesi, arkasında Gökçe Ozan yazıyor. Nedenmiş biliyor musun? Neden? Ozan geceleri çalışıyor diye yarın saç çizip dur, izleyenlerimiz de görsün. Aynen. Arkadaşlar. Yarasa, Gökçe ve Ozan. Aynen. Ozan kısmı yarasa. Aynen. Mantık çok güzel yani. Evet. Peki Efe'cim, sesim. Bak görüyorsun değil mi? Evet. Diyafram kalmadı ya. Sahnelerde gördüğümüz Efe Dumancı ile normal hayattaki Efe Dumancı arasında ne gibi bir farklılık var? Sahnelerde gördüğünüz Efe Dumancı ile normal Efe Dumancı arasında şöyle bir fark var. Ben bu sorunun cevabından çok öptüm. Şimdi şekerim. Ya sahnede biz... Ben sahnedeki Efe'ye şöyle bakıyorum. Teşbihte hata olmaz ve vereceğim teşbihte çok benim takdir ettiğim, yeni neslin bilmediği ama annelerimizin, babalarımızın hayranlıkla izlediği bir adamdan örnek vereceğim. Bir oyuncu, şarkıcı, tiyatrocu, artık ne denirse ona, hepsinin bir harmanı, atıyorum Huysuz vereceğim. Sahneye çıktığında başka biri.
Evet. Aşağıya indiğinde çok başka bir, çok başka bir adam zaten. Röportajlarından da izliyorsunuz. Biraz kendimi yani stil olarak değilse bile hayat tarzı olarak ona benzetiyorum. Sahneye çıktığımda şunu benimsiyorum. Albümde yani siz kulaklığı takıp ya da işte televizyondan izlediğinizde o şarkıdan daha fazla bir şey ne alabilirsiniz? Atıyorum bir Mustafa Ceceli şarkısı, bir Tarkan şarkısı, bir Demet Akalın şarkısı. Bunu siz evinizde çok daha cüzi bir maliyetle evinizde kolanızı, fantanızı, artık içeceğinizi alarak pürüzsüz bir band kaydında dinleyebilirsiniz klibiyle birlikte. Çok güzel bir atmosfer oluşturabilirsiniz ama çok daha farklı, hem maddi anlamda hem de zaman anlamında geç saatlere kadar birini dinlemeye çıkıyorsunuz. Televizyonda dinlediğiniz o şarkıdan daha fazlasını almaya çalışıyorsunuz. Aynı şarkı YouTube'da elinizin altında var. 30 saniyede açabilirsiniz. Daha kısa sürede ama benden ya da gittiğiniz o ortamdan daha fazlasını istemeye çalışıyorsunuz. Ya da istiyorsunuz. Bu da ne oluyor? Eğlence oluyor. Kimse dışarıya, bir kafeteryaya, gece bara ya da bir yere ağlamaya, hüzünlenmeye çıkmıyor. Herkes kafa dağıtmaya, eğlenmeye çıkıyor. Tabii böyle durumda da bunun için ne yapabilirim sorusu doğuyor kafamda. Şarkı söylemekten birkaç tık daha öteye gidebilmeliyim ki insanların gönlünde yer etmeliyim. Bu amaç. Yani daha eğlenceli sahneler yapmaya çalışıyorum. Biraz daha orada espri saatinde verdiği o müsaitlikle daha fazla böyle insanların hoşuna gidecek espri yapıyorum. Daha fazla takılıyorum insanlara. Onların canını okşayacak şeyler yapıyorum. Sahneye çıktığımda esas amacım şarkı söylemek olmuyor yani. Karşımdaki insanı, seni de, onu da tabiri caizse avucumun içine alıp ondan sonra müzikal kısmını sunuyorum. Önce başarıyorsun da karşım yani gerçekten. Amacına ulaşıyorsun demek. Yani sahne dışında biraz daha standart evcivan. Çok fazla dışarı çıkmayan, çok fazla sosyal hayatı olmayan insanlar bir de öyle görüyor ya, işte her akşam dışarıdadır, çok alkol içiyordur, bütün gece hayatı onun elindedir falan. Halbuki işte dışarıya çıkıyorum, işte bugün nereye gideceğiz, dışarıdan şehir dışından arkadaşlarım geldiğinde ya bizi nereye götürebilirsin bilmiyorum ki diyorum, Aydın'da işte benim sahne aldığım yerler var, işte başka nereleri var falan. Ya diyor nasıl bilmiyorsun yani, hani sen diyor nasıl bilmiyorsun? Ya diyorum tamam, kendi sahne aldığım, çıktığım yerler var ama genel olarak tüm yerlere hakim değilim kendi şehrimde bile. O yüzden normal sahne dışında gibi çok sakin. Hiç dışarıya çıkmaz. Genellikle evde oturur. PlayStation'da böyle. Bir de insan bıkıyordur ya. Yani. Ya bir de evet. Yani şöyle şey gibi. Bir marangozun dükkanı var. Sabahtan akşama kadar işini yapıyor. Ama eve geldiğinde o yarım kalan işini ertesi sabaha bırakıyor, yapmıyor, eve getirmiyor. Ben şimdi mesain bittiğinde, sahne benim için bittiğinde, insanları eğlendirme faslı bittiğinde artık zaten ona hem doymuş hem de onlar gibi o kadar saat dışarıda kalmış oluyorum. Aynen. Ekstra bir daha dışarıya çıkmamın bir şeyi kalmıyor yani, anlamı kalmıyor. O yüzden biraz evcivan olmayı tercih ediyorum. Gece geç saatlerde ve alkollü mekanlarda sahne alıyorsun. Başından geçen komik ya da trajik bir olay var mı? Varsa anlatabilir misin? Komik olaylarım... Ya aslında trajikomik olaylar oluyor tabii. Yani yakın zamanda bir ilçede şarkı söylüyordu. Atmosfer de çok iyiydi. İşte insanlar el kaldırıyor. Harika atmosfer. Tanıyan tanımayan herkes çok güzel, çok mutlu. Ben de havaya girdim bir an. Tamam dedim, oh ya bu sahne çok güzel geçiyor falan. İşte çok ufak bir ara veriyoruz, işte aradan sonra birlikte olacağız dedim. Merdivenlerden aşağı inmeye başladım ama yani böyle insanların da beni pohpohlaması çok hoşuma gitti. Böyle adeta böyle Tarkan vari bir aşağı iniyor. Ya kulağımda öyle kuzu kuzu çalıyor, ben aşağı iniyorum falan. Son basamakta ayağımı burkup bileğimi çatlattım. Tabii öyle trajikomik olaylarım da oluyor. Ya ben böyle havalı havalı inerken son adımda nazar karşına nazar. O son adım yani, son şakası gibi. Öyle şeyler oluyor. Tabii çok gece hayatında promil düzeyi çok yüksek, evet, olduğu için nahoş şeylerle karşılaşabiliyoruz. Yani ne bileyim, öyle şu an söyleyip de yeni nesil müzisyen olmak isteyen genç kardeşlerimin gözünü korkutmak istemem ama başımıza nahoş şeyler de geliyor. Komik olaylar da geliyor tabii ki. Bazen
biri istek gönderiyor, duymuyorsun o an, anlık şakalar oluyor. Yani bir kere İzmir'de bir sahne alıyordum. O zamanlar Sibel Can yeni şarkı çıkarmış. Çakmak çakmak istiyoruz dediler. Ben de şarkıdan haberim yok. Yani Sibel Can'ın Çakmak Çakmak diye bir şarkı çıkardığından haberim yok. Ondan sonra onları da kırmamak için kestim. Hemen Çakmak Çakmak, benim bildiğim Çakmak Çakmak'a girdim. Çakmak Çakmak'a geldi, kına yapmaya geldi. Ama tabii millet yerlerde yani. Hani ben nereden bileyim, o an çok yeni çıkmış 1-2 haftalık şarkı. Öyle enteresan şeyler oluyor yani. Tabii seyircinin de promili yükselince sana da reaksiyon tabii artıyor, tabii. Değil mi? Ya hem olumlu hem olumsuz reaksiyon artıyor. Hiç ummadığın anda ummadığın tepkilerle karşılaşabiliyorsun artık. Ama tabii çok ufak yaştan beri bu işin içinde olduğum için o dediğin gibi komikten ziyade trajik olaylarda artık ne yapman gerektiğini, ani reflekslerin çok gelişmiş oluyor. Yani önceden biri sana biriyle hoş olmayan bir muhabbete girdiğinde daha fevri olabiliyordun ama artık o an tüm lafları yiyip süpersiniz, doğrusu ben de benim deyip bence de ya benden adam olmaz deyip o an oradan uzaklaşmayı tercih ediyorsun tabii ki yani. Bir saatten sonra salıyorsun artık. Ben de mesela sahnede daha çok yeniyim. Çok tecrübesizim. Ama tecrübelilerle oynuyorum. Onlar sağ olsunlar bana çok yardımcı oluyorlar. Bir çocuk oyununda, çocuk da izliyor abi, sahneye çıktı çocuk. Ben kaldım. Ezber gitti. Kilitlendim. Dışarıdan bir şey girdi sahneye falan. Bildiğin Cafer hocam geldi. Hadi bakayım çocuğum, bak Gökçe ablan devam edelim falan filan diye. Sahneden indi, kestiğimiz yerden devam ettik mesela. O da senin işte yani. Şey daha komik olmaz mıydı? Hadi bakayım Gökçe'cim, çocuk öyle. O da olabilirdi. Ya, aynen. O bence daha... Ki yapabilirlerdi yani. Aynen. Potansiyelleri var yani. Şimdi ben çok nahoş bir güzel, duygusal bir soru sorucuyum. Hadi bakalım. Güzel eşinizle efendim uzun yıllardır tanışıyorsunuz. Biliyorum. Evet. Uzun bir ilişkiden sonra o ilişki evlilikle taçlandırıldı. Ve az önce de söylediğim gibi sanırım 2 yılı aşkın. Evet, 2 yılı geçti. Şimdi siz böyle gece hayatındasınız, bak nahoş şeyler yaşanıyormuş gece hayatında işte vesaire falan. Sırrı nedir efendim bunun? Sırrı şu, ben 2010 yılında tanıştım eşimle. Tabii ki o benim sektörümle alakalı en ufacık bir fikri yoktu. Kıyamam, garibim, çok zorlu günler geçirdi. Çok enteresan şeylerle karşılaştı ama bir süre sonra alıştı. Ama ben hep şunu söylüyorum yani... 10 yıl olacak neredeyse, 9 yıl oldu. O olmasaydı bu ilişkimiz evlilik boyutuna geçmezdi. Yani onun gayreti olmasaydı geçmezdi. Çünkü beni tanıdığından beri giyim kuşamından, sahnede hangi şarkı söylersem daha iyi olur tavsiyesi, diretmesi demeyelim. Ya çok demeli. Güzel işte. Tavsiyesi, şu ortamda şu kıyafet ya da şu ortamda şu cümleler daha tatlı olur. Şunu yap ya da şunu yapmasan daha iyi olabilir gibi. Tavsiyeleri bana çok yardımcı oldu. Tabii o konuda da gönlümü kazandı. Zaten ilk gördüğüm anda çok etkilenmiştim, aşık olmuştum. O günden sonra üstüne koya koya gitti. O benim sektörüme alıştı. İlk zamanlar işte çok fazla sahne yapmıyordum. Ama artık işler bir süre sonra, hadi sahneye git, hadi işini yap. Öyle oluyor tabii ki. Evlenen birkaç müzisyen arkadaşım var. Onların da eşleri mesela. İlk başta o işi yapmamak istememelerine rağmen. Eşinin o işi yapmasını istememesine rağmen evlendikten sonra sıcak para diye tabir ettiğimiz iş yok mu? Hadi bakalım işe. Hadi bugün yok mu işte program? Hadi git. Git bak işine. Yani işte böyle oluyor. O sağ olsun biz hani çok eskiden tanıştığımız için o süreci erken atlattık. Evlenince de evliliğimize çok fazla yansımadı o süreç. Yani o biraz yalnızlığa alışkın o konuda yani. Bir de buralı aydın olmadığı için çok alışkın. Buradan da eşime selam olsun. Çok öpüyorum onu. Mesela Efe yine böyle bir meydanda bir program yaptı. Şimdi söyledi, indi, mikrofonu Ozan'a verdi. İşte bizimki de Tom Meister. Ondan sonra hadi işte arkadaşlar falan dedi. Döndüm ki ya ne güzel bir arkadaş dedim ya. İniyorsunuz dedim, mikrofonunuzu atıyorsunuz dedim. Biz tabii, burada tabii. Dedim sahne toplayacak dedim. Ben daha böyle tabii, tabii. O anda bana tokat gibi böyle yaptı. Kaderinle yaşa. Senin de kaderin bu dedi. Ya öyle ya, ama Ozan'ın yani eşinin işi çok daha zor.
Çünkü bizler sahneye çıkıyoruz, söylüyoruz, iniyoruz. Yani adam oranın çevre kontrolünü yapıyor. Buraya ne kadar ses sistemi gider onu hesaplıyor. Biz geliyoruz, bizim nazımızı çekiyor. Biz gidiyoruz, kalanların nazını çekiyor falan. Ozan'ın işi çok daha zor. Ben ona her pazar sağlı sağda ödülünü veriyorum. Ama bir şey diyeyim, işin enteresan tarafı o da severek yapıyor. Evet, o da severek yapıyor. Ya ama bu iş sevilerek yapılacak, yani sevilmeyerek yapılacak bir iş değil yani, kesinlikle. Bence de. Yok, çekilmez. Çekilmez abi, çekilmez. Ya bu işi yapan kişilerin de eşleri ya da hayatındaki insanlar, ya bu işi yapan kadınsa erkek, işte erkekse kadın ya da erkekse erkek, kendi bilir. Değil mi? Kendi tabii bilir ki. Tabii ki de. Ya karşısındaki hayatındaki insan da anlayışlı olması lazım. Onun da bu, onun da onun işini sevmesi lazım. Kesinlikle. Yani kişinin kendi işini sevmesi yetmiyor. Ben seviyorum canım, sıcak parayla gelince. Ay ben, diyorum ben, ya işini. Ben işimi seviyorum ama benim işimi sevmemin karşılığı olması için, ya yani karşılığının güzel olması için hem maddi hem manevi anlamı, hayatımdaki insanın da benim işimi ne kadar seviyorsa bir dönem. Çünkü onun mutsuz olduğu bir işte olmam beni mutsuz eder. Beni mutsuz ederse ben işimi düzgün yapamam. Bunların hepsi böyle bir paradoks. Ya aynı şey işte. Mesela ben bunu iş olarak görmek istiyorum ileriki safhalarda. Yani ilerleyebilirsek. O yanımda olmasaydı şu an bunu yapamazdım. Mesela. Kesinlikle öyle. Yani Ozan senin için büyük şans mesela. Tabii ki de. Yani işte sese bakıyor şu anda. Tabii. İşte video düzenlemeye bakıyor ve sürekli şey. Tamam ya, hevesin kırılmasın. Olacak. Yapacağız. Başaracağız. Backstage çok zor arkadaşlar. Ozan arka tarafta çok büyük meşakkatli işlerle uğraşıyor. Şu an hakikaten mesela çok yoruluyor biz burada. Evet yani Ozan şu an arkadaşlar arka odada PlayStation oynuyor mesela. İnanmazsınız yani. Buraya kameraları bıraktı yani, arkadaşlar. Hiç, çok zor Ozan. Çok zor. Çok zor yani. Kıyamam gerçekten. Yani. Canım, bizim soracağımız sorular bitti. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Valla benim eklemek istediğim şey şöyle konuşayım. Ben şuna can yürekten inanıyorum. Programlarımızı gene söylüyorum. Çok fazla izleyemedim ama genel olarak formata hakimim. Birkaç tane programınızı izledim. Zaten çok yenisiniz. Buradan bizi izleyen 10, 20, 100, 200 ya da binlerce, hiç bilmiyorum sayısını. Ya da yüz binlerce, milyonlarca diyelim. Bu tarz gayretler günümüzde çok şey, meşakkatli bir yol. Yani YouTuber olmak ya da YouTube'da program yapmak o kadar zor ki, hele no name. Ben de no name'im, siz de no name'siniz. Çok zor, çok meşakkatli bir yol ama yılmamak lazım. Ben şöyle düşünüyorum. Belki 4. program değil ama 40. programda bir şey olacak. Değil yani mi? O yüzden o 40'ı, hadi belki 50'de bir şey olacak. Yani o ümidi kaybetmemekte fayda var. Ben sevdim. Programı sevdim inşallah. Yolunuz bahtınız açık olur. Çok desteğimiz neyse de hiç sakınmadan yaparız. Biliyorum, hiç problem biliyorum. Yok. Murat Akgüzlü gibi 1000 lira almadı efendim. Tabii canı ki. Gönülden tertemiz, saf yani geldi. Ama yani şimdi yaklaşık 40-45 dakikadır buradayım. Benim yani 1000 lira çok az. O yüzden tabii ki de o Murat Akgüzlü... Ozan size neler veriyor arkadaşlar? Tabii ki Murat Akgüzlü gibi 1000 lira almayacaktım ya. Buradan bir kez daha selam Murat abi. Üzerimden çok prim yaptım, kusura bakma lütfen. Ama çok güzel programdı. Üzerinden prim yapılır canım oğlum. Ya Murat abinin üzerinden prim yani, yapılmayacak gibi yani. Değil, evet. Murat abinin üzerinde hepimize yetecek kadar prim var arkadaşlar, merak etmeyin. Yani. Bu programı da senin kapatmanı istiyoruz Can. Peki, o zaman tekrar gelin. Alayım. Tamam, ben kapatayım. Bu arada bu çok güzel bir şeymiş. Evet ya, ben bunu ya çok... Ya böyle hani elinde evet. Var ya o bir şey oluyor çok... yani. Ben bunu çok... Bütün sorularda, sormadığı sorular var, ben cevaplıyorum arkadaşlar. Yo hakikaten yani ben mi kapatıyorum? Evet, kapatırken özel bir... Yo, ben sadece hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. O zaman haftaya... şey yapabiliyor mu? Böyle abone ol. Yapabilir, evet. Abone ol. Bir de buraya abone ol. O zaman bir de buraya doğru abone ol. Ama oraya herkes abone olmasın yani. Oraya sayılı abone. Sayılı. Evet, bu önemli. Tamam, ben kapatayım. Arkadaşlar çok güzel program. Yolları bahtları açık olsun. Üçüncü kim? Her cuma akşamı. Cuma ya da cumartesi. Cuma ya da cumartesi aynen. Akşamı videolar koyuyor. Her hafta ya da her hafta koymaya çalışıyor. Sürekli programlar devam ediyor. Bu haftaki konu Efe Domancı'ydı. Bendim. Abone olun, abone olun, abone olun. Ozan senin için daha çok zorlaştırayım mı? Abone olun, abone olun. çok güzel program. Bu iki güzel hanımefendiyi izlemeye devam edin. Beni bir kez daha çağırırlarsa seve seve konuk olurum. Hatta bir konuğun yanında 4. bile olurum gerekirse. Yedekte bile beklerim. Her zaman desteğim de tam.
Onları izlemeye devam edin. Üçüncü kim kaldı yerden?